Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimizin rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlerle Ramazan sohbetlerinde Çakır TV ekranlarından sohbetlerimize devam ediyoruz. Sizler konuları zaten biliyorsunuz, biz sadece hatırlatıyoruz inşallah. Bu sohbetimizde sizlerle zekat konusunu işleyeceğiz. Biz konuları genelde Hanefi fukahasına göre, Hanefi mezhebine göre işliyoruz. Arada Şafii Hazretlerinin de mezhep görüşünü aktarıyoruz. Fakat genel anlamda Hanefi mezhebine göre anlatıyoruz konuları. Zekat vermekle yükümlü kimlerdir? Oradan başlayalım inşallah. Biraz bu konu önemli, uzun bir konu. Müslüman olacak, hür olacak, akıllı olacak, erginlik çağına gelmiş olması gerekiyor. Bu Hanefi fukahasına göre böyle ama Şafii mezhebine göre ise akıl ve buluğ şartı yok. Çocuk ve aklı yeterli olmayan mecnun kimselerin de zekatlarını vermesi gerekiyor tabi Şafii Hazretlerine göre. Zekat kimlere verilir? Ayet-i Kerime ışığında açıklamaya çalışalım. Tevbe suresi 60. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnneme sadakatu lil fukarai vel mesakini vel amilina aleyha vel muallafati kulubuhum ve fir riqabi vel garimina ve fi sabilillah ve ibnissabili feridatan minallah vallahu alimun hakim. Bunlar diyor Allahu Teala fakirler, miskinler, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulub adı verilen, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacak olanlar, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmışlar. Şimdi fakirler kim oluyor? Nisap miktarı mala sahip olmayan, nisap miktarına 80,18 gram altın ve üstü. Şimdi nisap miktarı bu. Bunun altında malı mülkü olanlar fakir olmuş oluyor. Miskinler de günlük işte yiyeceği olan, az bir geçimi olan kimseler oluyor. Zekat toplamakla memur olanlar zengin de olsalar onlara zekat verilebiliyor. Çünkü bu işle uğraşıyorlar. Efendim borçlular, Allah yolunda cihat edenler, yolda kalmışlar. Yani yolda kalmış bir kimse bir şehirden bir şehire seyahat etmiş veya bir ülkeden bir ülkeye seyahat etmiş. Ama parasını kaybetmiş veya parası bitmiş o kişilere zekat verilebiliyor. Allah yolunda anlamına gelen fi sebilillah ifadesi ise kıymetli kardeşlerim, kendisini Allah yoluna ve İslam'a adamış cihat edenler, askerler ve ilim tahsil etmekte olan öğrenciler, üniversite öğrencisi olur, efendim kurs öğrencisi olur vesaire vesaire bunlar. Nelerden zekat verilmeli diye baktığımız zaman paralardan altın, gümüş, döviz gibi ticari olan varlıklar ve bunların gelirleri. Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve benzeri birikimlerin nisap miktarı bildiğiniz gibi 80,18 gram altın veya onun değerindeki meblağlar. Bunları siz biliyorsunuz. Birikime ilk defa sahip olan kişinin zekatla yükümlü olabilmesi için bu birikimi nisaba ulaştığı andan itibaren üzerinden tam bir kameri yani 354 gün geçmesi gerekiyor. Ödenecek borçlar çıkartılır zekat verilirken. Alacaklar eklenir yalnız. Ve elde edilen meblağ nisap miktarına ulaşırsa zekatı verilir. Kişi kendisi için bu tarihi günü belirleyip her yıl bunun üzerinden bu günden zekatını hesap eder. Yıl içerisindeki mal artışları için ayrıca onların da üzerinden tam bir sene geçmesine gerek yok. Zekata tabi malların var. Diğer malları da ona katarsın. Yeni malları da ona katarsın. Zekatını verirsin. Süre dolmadan önce de ödeme yapılmasında herhangi bir sakınca yok. Bu tür varlıklardan kıymetli kardeşlerim birikimlerden zekat ödenme oranı 40'ta 1 yani %2,5'tur. Altın ve gümüşten yapılmış ziynet eşyaları vardır kişinin elinde. Ziynet eşyaları. Zekat için gerekli diğer şartları da taşıdığı takdirde Hanefilere göre yalnız bu zekata tabi olurlar. Bunların üzerinden tam bir yıl geçmiş ise 40'ta bir oranda %2,5 oranda zekatlarını verirler. Diğer mezheplerde Şafii, Maliki ve Hanbeli bilginlerine göre ise kadının normal olarak takıp kullandığı ziyneti
Ziynet eşyası asli ihtiyacı sayıldığından bunlardan zekat gerekmez diyor. Fakat birikim ve onu kullanmama niyetiyle edinilmişse zekata tabi olur. Yani kenarda bekletiyorsa, ticaret için kullanılacaksa o zaman zekata tabi olur. Elmas ve zümrüt gibi değerli madenler takı olarak kullanmak, süs olarak sergilenmek ya da atıl halde tutmak gibi amaçlarda elde bulunduruluyorsa bunların zekatını vermek gerekmiyor. Ancak yatırım yapmak için alınmışlar ve alım satımı da yapmak üzere elde bulunduruyorsa o zaman başka tabii. Bunların değeri diğer ticaret mallarının, paraların ve altının değeriyle birlikte toplanır. Nisaba ulaşmışsa ne yapılır? Zekatı verilir. Bir şirketin hisse senetlerine sahip olan kişi var böyle insanlar. Şirketin kar etmesi durumunda hisse sahibine isabet eden yani ona düşen kar payı tek başına ya da başka birikimlerle birlikte başka birikimleri varsa hepsi bir araya getirilir toplanır. Üzerinden bir yılda geçmişse nisap miktarına ulaşmış bir yılda geçmişse yine aynı %2,5 oranında 40'ta bir zekatını verir. Hisse senetleri alınıp satılmak amacıyla sahip olunursa bu hisseler ticari malı olarak değerlendirilir ve nisap miktarına ulaşmışlarsa piyasa değeri üzerinde ne yapılır? Kıymetli kardeşlerim %2,5 oranında zekatları verilir. Temel ihtiyaçlarından olan evimiz, arabamız, bir aylık nafaka ve zekat yılı içerisinde ödenecek olan borçlar çıkıldıktan sonra kira gelirleri diğer gelirlerle birlikte nisap miktarına ulaşır ve üzerinden bir kamer yıl geçerse 40'ta bir oranda yine %2,5 oranında zekatları verilir. Ticaret veya gelir getirmesi için alınan ev, arsa, daire, dükkan gibi aktarları yani gelir getirecek aktarların gelirleriyle fabrika gelirleri de zekata tabi olup bunlar da bu kalemdeki diğer birikimlere katılarak birlikte nisaba ulaşmışsa 40'ta 1 %2,5 oranında ne yapılır? Zekat vermesi gerekir. Kişinin ticaret amaçlı olmayıp evlerimiz var, iş yerimiz var, çiftlik gibi amaçlara kullanmak üzere alıp elinde bulundurduğu gayrimenkuller zekata tabi olmaz. Ama yatırım amaçlı olarak elde bulundurulan ev, arsa, tarla ve benzeri gayrimenkuller değerleri raiç bedeli üzerinden hesaplanıp 40'ta 1 oranında zekatları yine verilir. Eğer elde ele henüz zekat verecek para geçmemişse bunlardan ve başka zekata tabi mal varlığı da yoksa bu gayrimenkuller satıldıkları zaman zekatları geçmiş yıllarıyla birlikte hesaplanır. Efendim 40'ta 1 %2,5 oranında ne yapılır? Zekatları verilir. Zirai ürünlerimiz var. Topraktan elde edilen tarım ürünlerine zekat vermek için nisap miktarı kıymetli kardeşlerim. Buğday, arpa, mısır, pirinç gibi saklanabilir ürünlerde fındık gibi mesela ürünlere bunlara bakılır. 653 kilo ile 1000 kilogram arasında bunların miktarları değişir. Mesela buğday 653 kilogramdır alt sınırı. Fındığa da aynı oranda bakabilirler fındıkçılar. Zirai ürünlerin zekatı 20'de 1 veya 10'da 1 olarak değişiyor kardeşlerim. Toprak mahsulleri için ürünün elde edilişi için yapılan masraflar veya borçlar hariç kişinin diğer özel borçları düşünmez. Mesela kişi toprak bahçesine gübre atmıştır, temizlik yapmıştır, efendim masraf etmiştir. Bu masraflarını düşmemiştir, o zaman 20'de 1 verir. Ama bu yaptığı masrafları çıkmıştır, geriye kalanını 10'da 1 olarak vermek durumundadır. Yeraltı zenginliklerinin maden, define ve gömü gibi yer altından çıkarılan varlıkların zekatı 5'te 1'dir. 5'te 1'i devlete verilip 5'te 4'ü ise bu varlıkları işleten, çıkaran kişinin hakkıdır. İmam Şafii Hazretleri şöyle buyuruyor. Altın ve gümüşten başka olan madenlerin hiçbirinden zekat alınmaz. Altın ve gümüşten 40'ta 1 nispetinde zekat alınır buyuruyor. Hayvanların zekatları var kardeşlerim. Yılın çoğunluğunu 6 aydan fazlasını otlaklarda, meralarda geçirip ziraat veya nakliye gibi işlerde çalıştırılmayan, yani özel işlerimizde çalıştırmayan hayvanların zekat yükümlülüğü için sığır, manda ve deve gibi büyükbaş hayvanlarla koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlarda nisap oranı değişiyor tabii. Şöyle diyelim,
Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlarda birden 39'a kadar olan koyun ve keçiler için zekat verilmez. İşte benim 39 tane koyunum var diyen bir kişi zekat vermez. Ama 40 ile 120 arası koyuna bir koyun, 121 ile 200 arası 2 koyun, 200 ile 399 arası 3 koyun, 400 ile 500 arası 4 koyun, 500'den sonra her 100 koyunda bir koyun zekat olarak verilir kardeşlerim. Hayvanlardan ziraat veya nakliye gibi işlerde çalıştırılmayan manda ve sığırlar 30 veya daha fazla bir sayıya ulaşınca bunların zekatı verilir. Hocam benim işte şu 10 tane 20 tane sığırım var diyenler dikkat etsinler. Buna göre manda ve sığırların zekatı 30 sığırdan 40 sığıra kadar zekat olarak bir yaşını bitirip 2 yaşına basmış erkek veya dişi bir buzağı verilir. 40 sığırdan 60 sığıra kadar 2 yaşını bitirip 3 yaşına girmiş erkek veya dişi dana verilir. Tam 60 sığır olunca birer yaşını bitirmiş 2 yaşına girmiş 2 buzağı verilir. 60'tan sonra her 30 sığırda bir buzağı ve her 40 sığırda bir dana verilmek suretiyle hesap edilir. Buna göre 125 sığırı olan kişi ya bir yaşını bitirip ikinci yaşına girmiş 4 sığırı buzağı zekat olarak verir yahut da 2 yaşını bitirip 3. yaşına girmiş 3 sığırı danayı zekat olarak verir. Efendim bu otlaklarda başlı başına otlayan develer ise zekat miktarı 5 devedir. 5'ten 5'e kadar zekat verilmez. 5'ten 9'a kadar bir adet koyun. 10'dan 14'e kadar 2 adet koyun. 15'ten 19'a kadar 3 adet koyun. 20'den 24'e kadar 4 adet koyun. 25'ten 35'e kadar 1 adet 2 yaşında dişi deve. 36'dan 45'e kadar 1 adet 3 yaşında dişi deve. 46'dan 60'a kadar 1 adet 4 yaşında dişi deve. 61'den 75'e kadar 1 adet 5 yaşında dişi deve. 76'dan 90'a kadar 2 adet 3 yaşında dişi deve. 91'den 120'ye kadar 2 adet 5 yaşında dişi deve zekat olarak verilir. Tabi bunlar akıllarda çok kalmayabilir. Dikkat etmemiz lazım. Hayvanların zekat ödemesinde belirlenen hayvanın bizzat kendisi fakire verilebileceği gibi onun kıymeti veya değeri olan parasal meblağ da verilebilir. Hayvanların zekat ödemesinde nisaba ulaştığı andan itibaren zekatı için üzerinden bir kameri sene geçme şartı vardır. Şöyle ki hayvanlar istenen sayıya ulaştığı anda tarihe yine not düşülür ve o tarihten bir kameri sene 354 gün sonra hayvanların sayısı hala nisap miktarından koyun için 40, sığır için 30, deve için 5 fazla ise zekat verilmesi gerekir. Yani bu sayılar kadarsa, bunlardan yukarıysa verilmesi gerekir. Koyun ve keçilerin sayılarının eşit olması halinde ise mal sahibi dilediği cinsten zekatını verir. Kendi evinde işlerinde kullandığı hayvanlardan zekat vermek gerekmez. Mesela bir ineğin var, öküzün var vesaire. Atın, eşeğin vesaire affedersiniz. Bunlardan vermek gerekmez. Şayet bunların sütü veya yününden kazanç elde ediliyorsa bu kazançtan elde kalanlar diğer birikimlerle birlikte toplanır, borçlar çıkartılır, nisaba ulaşan geri kalan miktar zekata tabi olur. Ticaret için elde bulundurulan hayvanların zekatı ticaret mallarının zekatı gibidir. Bunların zekatı hesaplanırken sayılarına ve yaşlarına değil kıymetlerine itibar edilir. Bu hayvanların değeri hesaplanıp diğer paralar ve altınların değeriyle birlikte değerlendirilir. Evet kıymetli kardeşlerim, son sözler. Borcunu inkar eden kimsenin zimmetindeki para veya malın zekatı elde sağlam belge veya şahit varsa o takdirde vermek gerekir. Bu belge veya şahitler yoksa gerekmez. Borçlu iflas eder de aradan yıllar geçtikten sonra adamın durumu düzelir ve bu da ortaya çıkarsa efendim bu iflas durumundan düze çıktığından da haberdar olunursa borç
ödendiği takdirde İmam-ı Hanife ile Ebu Yusuf'a göre geçen yıllara ait zekatı çıkartıp vermek vacip olur. Bu adam kendini düzeltmiştir çünkü. Evet, borçlu borcunu ödememek için kaçar. Alacaklı da onu takip edip yakalamaya gücü yeterse veya bir vekil tutmak suretiyle onu yakalayabilirse o takdirde sözü edilen alacağı zekatı vermek gerekir. Buna güç yetiremezse gerekmez kıymetli kardeşlerim. Rabbime emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Günleriniz mübarek olsun. Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.